Merhaba sayın dinleyenler, ben Aykut. Her Şey NBA YouTube kanalının yeni formatlarından biri olan Haftalık NBA ile karşınızdayım. Formatımızın içeriğinde haftanın takımlarını, haftanın oyuncularını, haftanın beşlerini, haftanın çaylağını ve haftanın çaylak beşini seçeceğiz. İlk programımızı bugün çektiğimiz için 18 Ekim 1 Kasım arasını baz alacağız. Bu ilk iki haftalık bölümde ise ligin en iyi takımı Doğu'da Milwaukee, Batı'da ise Portland olarak seçtik. Milwaukee'nin seçilme sebebi ligin şu anda tek namağlup takım olması. 6'da 6 yaptılar. Çok net kazandılar çoğu maçını. Sadece 2 maçta zorlandılar. Sezonun ilk maçında Philadelphia'yı sadece 2 sayı farkla yendiler. Bir de bu sabah oynanan Detroit Pistons maçında da birazcık zorlandıklarını söylemek lazım. Maçı sadece 2 sayı farkla kazanabildiler. Onun dışında net bir başlangıç yaptılar. Ligin açık ara en az sayı yiyen takımı konumundalar. Ve Doğu'da haftanın takımı Milwaukee Bucks. Batı'da haftanın takımı Portland'ı seçerken daha fazla zorlandık. Çünkü burada birkaç rakip daha vardı. Özellikle Utah Jazz'ın 6 galibiyet 2 mağlubiyetle başladığı sezon başlangıcı bence bayağı etkileyiciydi. Çünkü onların sezon boyunca rebuild yapacağını ve drafta yatacağını düşünürken inanılmaz galibiyetler aldılar. Çok farklı bir basketbol oynuyorlar ve ilerleyen haftalarda kesinlikle buraya tekrar alacağımızı düşünüyorum. Aslında haftanın pansiyon ödülünü Utah Jazz'a verebiliriz. Utah dışında San Antonio Spurs'un de çok iyi işler yaptığını, onların da 5 galibiyet 2 mağlubiyetle başladığını, sakatlıklara rağmen ve kısıtlı kadroya rağmen iyi işler çıkardıklarını söylemek lazım. Portland'ın yine en güçlü rakiplerinden biri aynı galibiyet mağlubiyette olan Phoenix Suns'tı. 5 galibiyet 1 mağlubiyet iki takımda. Ama Portland Phoenix'i mağlup etti. Ki Phoenix'in de bu sezon aldığı tek mağlubiyetti. O yüzden Portland'ın bir adım önde olması gerektiğini düşündüm. Damian Lillard'ın sakatlık yaşadığı Miami maçında sadece tek mağlubiyeti aldığını da hatırlatalım. Ki bir sonraki maç Damian Lillard olmamasına rağmen Houston Rockets'ı mağlup etmeyi başardılar. Lillard'ın birkaç maç kaçıracağını düşünürsek Portland'ın önümüzdeki hafta biraz gerileyeceğini düşünebiliriz. Ama yine de ilk iki hafta itibariyle Batı'da haftanın takımı olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir bu. Geçelim haftanın oyuncularına. Doğu'da haftanın oyuncusu için yine iki aday vardı. Biri Giannis Antetokounmpo, diğeri ise Donovan Mitchell'dı. Ki takımları da Milwaukee Bucks ve Cleveland Cavaliers'ın haftanın takımları için iki aday olduğunu söylemiştik. Burada Giannis Antetokounmpo bence biraz daha ön plana çıktı. Çünkü inanılmaz istatistikler elde etti. 33.8 sayı, 12.8 rebound, 5 asist, 1.7 blok ve %59 sağ içi şut yüzdesiyle oynadı. Milwaukee 6 maçta kazanırken 6 maçın tamamında takımın en skoreri Giannis oldu. 3 maçta ise aynı anda sayı, rebound ve asist lideri oldu. Giannis bu sezonun bence en büyük MVP adayı. Milwaukee'de sezonu en fazla galibiyetle kapatacak takımlardan biri olduğunu düşünürsek MVP ödülünü alması herhalde sürpriz olmayacaktır. Batı'da ise haftanın oyuncusunu Luka Doncic seçtik. Luka Doncic'i seçerken birazcık aslında tereddüt ettim. Çünkü normalde haftanın oyuncusunu haftanın en iyi takımları arasından seçmek istiyorum. Çünkü o hafta takımı mağlup olduktan sonra oyuncunun bireysel olarak yaptığı istatistikler çok fazla anlam ifade etmiyor. Ama burada beni durduran iki şey oldu. Biri Portland'ın son iki maçında Lillard'ın yaşadıkları. Yani önce Miami maçında sakatlanması ve takımın 20 sayı fark kaybetmesi. Sonraki maçta da oynamamış olması. Onu seçmemeye yöneltti beni. Diğer takımlardan ise yani Phoenix'te belki Devin Booker'ı seçebilirdik ama Devin Booker o kadar etkileyici oynamadı. Aynı şekilde San Antonio Spurs'te Keldon Johnson fena oynamadı. Ama yine haftanın oyuncusu için yeterli miydi? Bence değildi. Dallas City 3 galibiyet 3 mağlubiyetle oynadı ama yine de Luka Doncic'i buraya seçmek zorunda kaldım açıkçası. Çünkü inanılmaz oynadı. Yani 36.7 sayı, 9.5 rebound, 8.7 asist, 1.7 top çalma ve per rakamı yani player effective rating 36. İnanılmaz bir rakam. Sağ içi yüzdesinin de %50 olduğunu söylemek lazım. Ki Luka Doncic bu sezon kötü üçlük atıyor ve sağ içi yüzdesini aslında düşürüyor bu üçlüklerle. Ama yine de %50 genel anlamda şut atıyor. Doncic haftanın kesinlikle oyuncusuydu. Gelelim haftanın beşlerine. Şunu hatırlatmak istiyorum. Haftanın beşlerine haftanın oyuncularını koymadım. Burada farklı seçimler yapmak istedim. Onlar zaten MVP olarak yukarıda olduğunu düşünürsek haftanın beşinde olmalarına çok ihtiyaç yok. Farklı bir tane oyuncu koymuş oluruz diye düşündüm. Haftanın beşi Doğu'da Donovan Mitchell, Jason Tatum, Pascal Siakam, Tyrese Haliburton ve DeMar DeRozan oldu. Donovan Mitchell zaten söylemiştim. Haftanın oyuncusu olarak da çok büyük bir adaydı. Ki onu da seçsek herhalde çok fazla şikayet olmazdı. Bence inanılmaz başladı sezona.
hem Cleveland galibiyet açısından hem de bireysel açıdan ki 32 sayı 7 asist ortalamaları var. Ve %50 ile şut atıp %46 ile üçlük attığını ve maç başı da 4 üçlük attığını söyleyelim. Tatum da bu sezon bence kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı. Tatum genelde sezon başlangıçlarını yavaş olurdu ama bu sezon çok iyi başladı. O da 30.8 sayı 7 rebound 3.5 asist ortalamaları oynuyor ve %56 sağ üçlük yüzdesi, %41 üçlük ve %90 da serbest atış atıyor. Bakalım sezon boyunca böyle gidebilecek mi? Çünkü Tatum'un dönem dönem performans aralıklarının değiştiğini biliyoruz. Siakam ise Toronto'da farklı bir rolde oynuyor bu sene. 5 numara gibi kullanıyorlar ve bambaşka bir oyun ortaya koyuyor. 26 sayı, 9.6 rebound, 7.4 asist, 1 top çalma, 1 blok ortalamalarıyla oynuyor ki şut yüzdeleri de gayet iyi. %47 sağ içi yüzdesine, %39 üçlük atıyor. Siakam'ın da ben burada kesinlikle yer alması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Toronto daha iyi bir başlangıç yapsaydı belki farklı bir noktada olabilirdi. Tyrese Haliburton takaslandıktan sonra çok iyi oynadığını biliyoruz. Ve bu performansını da bu seneye devam ettirmeye başladı. Sezon başında 22 sayı, 4.6 rebound, 9.4 asist, 1.6 top çalmayla oynuyor ve %49 sağ içiyle oynarken %45 de üçlük atıyor. %95 de serbest atış atıyor. Gerçekten inanılmaz oynuyor. Indiana'yı belki gelecek adına en çok ümitlendiren isimlerden biri. Diğer oyuncuların takaslanacağını düşünürsek Indiana için iyi bir kazanç oldu Haliburton. Son olarak da 5. ismi seçerken birazcık zorlandım. Aslında takım iyi olsaydı eğer Brooklyn Nets biraz daha iyi olsaydı Durant Irving belki ikisi birden girebilirdi. İnanılmaz oynadılar. Trae Young şut yüzdesi çok kötü olduğu için almak istemedim. James Harden aslında iyi başladı. James Harden en büyük ikinci adayımdı. Bir de pansiyon olarak yine onu da söylemek istiyorum. Kate Cunningham ve Bojan Bogdanovic de Detroit'te fena işler yapmadılar. Ama ben buraya DeMar DeRozan'ı aldım. Çünkü Chicago gerçekten sakatlıklarla boğuşurken DeRozan takımı ayakta tutan isimlerden biri oldu. 26 sayı ortalamayla oynadı. %53'le de sahiçi isabeti buluyor. Haftanın 5'inde bu şekilde tamamlamış olduk. Durant Irving'i parantez açacak olursam yani ikisinin yaptıkları gerçekten inanılmaz aslında. Bireysel olarak biri 32.6 sayı ortalamayla oynuyor, biri 30 sayı ortalamayla oynuyor. İkisi de işte 5 rebound, 5 asist, 1.5 top, yani biri 1 top çalma, 2 blok, diğeri 2 top çalma, 1 blok ortalamalarıyla oynuyor ki gerçekten inanılmaz işler ama takım kaybettikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. James Harden'ın da özellikle Embiid'in son maçlarda oynamadığı noktada direksiyonun başına geçtiğini söylemekte fayda var. O da 21.8 sayı, 7 rebound, 10 asist ortalamalarıyla oynuyor. Batı'da haftanın 5'ine geçecek olursak burada Damian Lillard, Ja Morant, Nikola Jokic, Keldon Johnson ve Lauri Markkanen 5'ini seçtik. Damian Lillard burada ilk sırada yer alıyor çünkü eğer sakatlanmamış olsaydı belki de haftanın oyuncusu olarak seçecektik onu. Onun dışında Ja Morant'in de takımdan dolayı bir tık geride kaldığını söylemekte fayda var. Ja Morant de aslında sezona müthiş başladı. Jokic geçtiğimiz senelere oranla yani MVP sezonlarına oranla belki rakamları bir tık düşük olsa da aslında hala çok iyi oynamaya devam ediyor. Keldon Johnson ve Lauri Markkanen ise özellikle takımlarının başarısından dolayı buradalar. Keldon Johnson takım olarak yani San Antonio Spurs'e 6 galibiyet 2 mağlubiyetle zirveye yakın bir durumdalar. Ve burada ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. 23.9 sayı 5 rebound 4 asistle de sezona başladığını söylemek lazım. Ki maç başı 4 tane üçlük atarken %44 ile atıyor. Önemli rakamlar bunlar. Lauri Markkanen ise 22.6 sayı, 9 rebound, 2.6 asistle oynuyor. Ve sağ içi %51 ile oynarken takımı da 6 galibiyet, 2 mağlubiyetle inanılmaz bir sürpriz yapmış durumda. Bu yüzden ilk haftanın 5'inde yer almaları gerektiğini düşündüm. Bunlara rakip olarak ise hani belki es geçtiğimiz 3 isim aklıma geldi. Biri De'Aaron Fox. Aslında çok iyi başladı sezona. Son maç hariç ki son maçta çok az oynadı. Herhalde bir sakatlık geçirdi. 24 sayı, 6 rebound, 5 asist, %55 sağ içi yüzdesiyle oynuyordu. Stephen Curry ki birçok kişi neden burada yok diyebilir yani. Belki Keldon Johnson ya da Lauri Markkanen yerine neden Curry yok soruları gelebilir. 31 sayı, 7 rebound, 6 asist, %49 sağ içi ve maç başı 5 üçlük. Curry belki ilk 5'te yer alabilirdi. Hatta haftanın oyuncusuna bile aday olabilirdi. Devin Booker da 29 sayı, 3 rebound, 5 asistle haftayı tamamladı ki takım olarak bence eğer takımdan birini almak isteseydim yani Phoenix Suns'ın başarısını ödüllendirmek isteseydim Booker'ı kesinlikle haftanın 5'ine alırdım diye düşünüyorum. Gelelim çaylaklar bölümümüze. Yani bu bölümün biraz daha keyfi olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle çaylakları da bir bakıma size tanıtmak istiyoruz. Çünkü
Birazcık gözden kaçabiliyorlar. Bence bu sezon gerçekten değerli çaylaklar var. Haftanın çaylağı olarak Paolo Banchero'yu seçtik. Ki birçoğunuz fark etmişsinizdir. Gerçekten çok iyi girdi sezonu. Ki şunu söylemekte fayda var. Yani haftanın çaylağını seçerken takım başarısı bir tık geride kalıyor. Çünkü bu çaylaklar sonuçta ligin en kötü takımları tarafından seçiliyor. Ve takımlarının mağlup olmaları da gayet doğal. Banchero da aslında ligin dibine demir atmış olan Orlando Magic'de oynuyor. Yine de 22.7 sayı, 7.6 rebound, 3.9 asist ortalamasıyla oynadığını söylemekte fayda var. Ve Orlando adına kötü bir sezon başlangıcı olsa da Banchero adına harikaydı bu hafta. Orlando'da sakatlıkların da bayağı bir baş gösterdiğini söylemek lazım. Ki o kadar sakatlığın içinde Banchero'nun iyi iş yaptığını söylemekte fayda var. Son olarak haftanın çaylak 5'ine geçelim. Burada ilk sırada Benedict Mathurin var. Aslında haftanın çaylağı olarak da seçilebilirdi. Banchero ile bayağı ikisi arasında kaldım. Ama tercihimi birazcık daha etkileyici istatistikleri olan Banchero'dan kullandım. Yine de Maturin'in de özellikle aldığı dakikaya ve takımındaki konumuna oranla çok iyi işler yaptığını söylemekte fayda var. Birçok kişi haftanın çaylağı olarak da Maturin'i görebilir aslında. 20 sayı, 4 band, 2 asist ortalamayla oynadı. İkinci oyuncumuz Keegan Murray. Keegan Murray'nin hazır bir oyuncu olarak geldiğini biliyorduk ve Sacramento'da bence iyi bir başlangıç yaptı. 17 sayı, 4 band, 1 asist, 1 blok ortalamayla oynuyor ki %49 sağ içi, %39 da 3 sayı yüzdesiyle oynuyor. Bence bir çaylak için çok etkileyici rakamlar bunlar. Performansını arttırmasına geçin. Bu performansını koruması bile bence çok iyi bir sezon geçirdiği anlamına gelecektir. Üçüncü sırada Jaden Ivey'i seçtik. Jaden Ivey aslında bir sakatlanıp geri döndüğü dönem de oldu ama fena işler yapmıyor Detroit Pistons'ta. Özellikle Kate Cunningham'la birlikte fena bir ikili olmadılar. 15.7 sayı, 4.3 rebound, 3.7 asist ortalamayla oynuyor. %46'da sağ içi yüzdesi var. Dördüncü ve beşinci isimleri seçmekte birazcık zorlandım aslında. Çünkü çaylaklarda böyle bir durum var. Çok iyi performans göstermeyen oyuncular çıkabiliyor. Yine de burada Portland'ın Shaedon Sharpe'ı almak istiyorum. Kısıtlı sürelerde sadece 19 dakika sahada kalmasına rağmen 9 sayı 3 rebound ortalamaları tutturdu ve %50 ile sağ içinden şut atarken %43'te de üçlük attı. Aslında psikolojik olarak birazcık sorunlu bir oyuncu olabilir diye beklenen bir isim. Sharpe çünkü geçen sezon kolejde de çok olaylı bir sezon geçirmişti ve maça çıkmamıştı. Portland da onu sürpriz bir seçimle çok yukarıdan seçti. Çünkü o inanılmaz bir yetenek setine sahip ama ne çıkacağı belli değil. Fena başlamadığını söylemek lazım. Portland'ın takım kültürüne de uyduğunu şimdilik görüyoruz. Son ismi ise Jeremy Soane'ı seçtim. Yine San Antonio Spurs'tan birazcık Dennis Rodman'ı hatırlatan değişik bir oyuncu. Yani istatistikleri çok fazla size ilgi çekici gelmeyebilir. Yani 8 sayı, 4 rebound, 2 asistle oynadı ama inanılmaz savunma yapıyor ve saha içerisinde müthiş faydalı bir isim. İyi bir rol oyuncusu olacağını, NBA'de kalıcı bir rolde olacağını düşünüyorum Jeremy Soane'ın. Burada seçmediğim iki oyuncudan da bahsetmek istiyorum. Onlar da yine Detroit'ten Jalen Duren ve Utah'tan Walker Kessler. Bence fena başlangıç yapmadılar. Haftanın seçimleri şimdilik bu kadar. Sizler de eğer seçimlerimizden beğenmediğiniz isimler olursa onları yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Ya da şurada olmalıydı dediğiniz, hiç adını geçirmediğimiz, unuttuğumuz birileri varsa lütfen bizimle paylaşın. Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle.